Değerli dinleyiciler, Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarındayız. Global İşler'de Deniz Güvenle yayınımıza devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde denizin burada Türkiye'deki Türkiye'nin dijital bankacılık işleri çok iyi. Orada bu işlere nasıl başladığını ve sonra Hong Kong'da Mox Bankası'nı nasıl kurduğunu konuştuk ve bunu konuşurken de bir dijital banka nedir? Burada ortaklıklar ne anlama gelir? Dijital bankacılık sadece böyle işte bir mobil uygulama değildir bankacılığın da değişmesi demektir gibi konuları işaret etmiştik. Şimdi denizde şunu konuşarak devam edeceğiz. Sonra da yavaş yavaş buraya doğru biraz körfeze doğru Birleşik Arap Emirliklerine doğru geleceğiz. Türkiye'de de dijital bankalar bir sürü lisans verildi şimdi birkaç tane kurulma aşamasında olanlar var. Bu dijital bankacılık işi Türkiye'deki bankacılığı sence nasıl değiştirecek? Niye bunu soruyorum? Ya Türkiye'deki bankaların zaten bir tanesini birkaç tanesini de sen yaptığın için yani dijitali bayağı iyi. Ama geçen bölümde konuştuğumuz yani burada iş modelinin değişmesi aslında çok önemli bir konu. Ne farkı var normal bankadan ve sence Türkiye'de bu iş tutar mı? Nasıl değiştirir? Nasıl evriltir sektörü? Biraz buradan başlayalım. Türkiye'ye gelmeden önce birazcık daha hani globalini de anlatayım. Sonra Türkiye'ye indirelim onu. Şimdi dijital banka tavrım yani dijital, challenger, neo, Hı -hı. işte virtual. Böyle bir sürü laf var evet. Böyle bir sürü laf var. Hani bunun da örnekleri var. Hani biz 2012 yılında Türkiye'de ilk işte ay ile denemiştik. İşte empara çıktı. Doğru. Ondan sonra bunlar hep yani güzel örnekler. Bu arada bence empara çok da güzel noktalara gidiyor. Şimdi IPO ile ilgili bir sürü şey duyuyoruz Hı -hı. ki bunlar bence çok önemli şeyler. Ama o dönemlerde aynı zamanda işte Amerika'da Simple, Avrupa'da Monzo sonra Revolut, Starlink işte bunlar geldi gelmeye başladı. Sonra N26 dar çıktı başladı. Sonra Kore, o bu falan böyle gelişti. Şimdi dijital bankanın başarılı olabilmesi için en kritik noktalardan bir tanesi piyasada yani tradisyonel bankaların advance bir şekilde dijital servislerinin olmamasının evet, gerekiyor. Evet yani biz Avrupa'da bildiğimiz örnekler hep Avrupa'daki bankalar Kesinlikle. zaten dijitalde çok geri olduğu için bir boşluğu tamamladılar. Kesinlikle. Yani ben örnek vermek gerekirse hala şu anda mesela Avrupa'da ve İngiltere'de SME bankacılığı anlamında yani bir şirketiniz var ve Hı -hı. şirketinize bir hesap açmak istiyorsunuz. Çok ciddi anlamda problem var. Çok zor. Hesabı açtıktan sonra da bir sürü probleminiz var var. Settlement'tan tutun işte evet. ödemelerden tutun bir sürü problemler var. Eğer çözülmemiş bir problem varsa oraya gidip bunu çözersen gerçekten iyi bir dijital banka evet. olabilirsin. Evet. <laughs> Hong Kong'ta full tradisyonel bankalar vardı. Büyüktüler, kuvvetliler ama dijital olarak kuvvetli değillerdi. İşte o senin söylediğin 45 tane Aynen. acı noktasını tüketici veya işte şirket tespit edip Aynen. onları çözdünüz. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde... Ha. Türkiye'de şimdi bunların bir kısmı çözülmüş Türkiye durumda. Türkiye veya birkaç tane pazarda yani böyle kuvvetli pazarlar var mesela. yani. Mesela? Ya mesela şu anda Singapur'a gidersen Hı. Singapur'daki bankaların dijital servisleri, DBS var mesela. Zaten iyi. Çok iyi. Çok iyi, UOB çok iyi, mesela buralar çok kıymetli ama Middle East'e gittiğinde mesela Hiç, çok dijital fena. bankaların ne kadar fark yaratabileceğini hissediyorsun. Ben hesap açarken deniyorum. Aynen öyle, hesap açtıktan sonraki deneyimlerim Doğru. falan. Şimdi Türkiye'de maalesef hani bankaların dijital armları, dijital muscle'ları çok kuvvetli. Evet. Yani, sadece fonksiyon olarak değil deneyim olarak Biliyorlar da çok yani bu işi. Biliyorlar ben Biliyor yani. zaten ben ne öğrendiysem bu okuldan öğrendim. Belki de başka yerlerde bu sayede başarılı Doğru. Ba birazcık Doğru. başarılı olduysam bunun sayesinde oldum. Şimdi ama burada farklı bir şey var. Bu da farklı şey de şu. İşte modeli, operasyonel modeli değiştirebilmekten geçiyor. Bir, sizin tradisyonel distribution dağıtım kanalınız hmm. ne? Yani ben branchler üzerinden mi hala kazanıyorum? Sadece işte bir digital marketing yaparak mı kazanıyorum? Hmm. Bunlar çok pahalı modeller. Bak digital marketing bile çok pahalı model. Mi? Yani, a, a çok pahalı değil Çünkü bütün Facebook'a, Google'a yatırmak zorundasın. Çok pahalı yani. X'e, Y'ye, Z'ye koyduğun para Tabii. ondan sonra çok pahalı. Artık bu şekilde müşteri kazanmak, cost of customer acquisition hmm. inanılmaz pahalı. Sen bunun yerine... Gerçekten bu modeli değiştirebilecek yani biz buna bir kızı, kız zaman zaman embedded diyoruz biliyorsun hmm. işte yani evet. daha gömülü evet. finans. Evet. Ondan sonra bu gömülü finans modellerinde oluşan dijital bankaların ben fırsatının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da Türkiye iyi bir Potansiyel var çünkü çok fazla kobi var. Bunlar belli tedarik zincirlerinin içindeler. Orada birçok yerden yok faturasından girersin, ödemesinden girersin, Kesinlikle. bilmem nesinden. Kesinlikle. Gömülü finans şu demek, yanlış söylüyorsam düzelt lütfen. Ee, kullanıcının anlamayacağı bir şekilde onun yaptığı bir işlemin içinden bir bankacılık hizmeti yaratmak. Yani aslında... Bir aslında finans hizmeti aslında demin ne demiştik? Bizim ben 2007 yılında biz şey konuşuyorduk. Invisible money. Evet. Yani gerçekten paranın görünmez olması. Evet. Sen parayı görünmez kılarsan zaten müşterinin ilişkisi senin mobil epinle değil. Müşterinin ilişkisi senin paranla. Yani evet. Adım kendi parasıyla. parasıyla ama o para o, o o mecralarda, o dijital mecralarda görünmeden ve seamless yani pürüzsüz bir şekilde geçecek. Yani bu bir bireysel kullanıcı olabilir, evet. bu bir şirket hesabı olabilir. Evet. Ondan sonra ne olursa olsun adam nereye dokunuyorsa bu kullanıcı nereye dokunuyorsa dokunsun buradaki bir para döngüsü var burada bir ticaret var bu ticaretin içerisinde sen kendini o gömülü bir yapı içerisinde farklı yapabilirsen ve bunun gömülü olduğun yerin dağıtım kanalı anlamında da ...fark yaratabiliyorsan, hmm. yani müşteriye hmm. daha farklı götürebiliyorsan bunu... ...işte o zaman fark yaratabilirsin. Türkiye'deki en büyük fırsat da bu. bu. Şu anda hmm. Türkiye'de bunu yapan, benim de yönetim kurulu... ...aynı zamanda yatırımcısı olduğum birkaç tane evet. bir, bir kurum var. Ama Colen'de. Evet. ondan sonra. Ama bunun dışında da yani Köln'de bence çok güzel bir model. Ondan evet. sonra umarım e, Execution'da aynı şekilde ha, da ilerleyip... Gidecek. ...daha iyi da iyi yerlere gidecektir. Bu modelin Türkiye için çok sağlıklı, güzel hmm. olduğunu inanıyorum. Çünkü ben ne yaptım? Hong Kong'da, Hong Kong Telekom'un içerisine kendimi bakıp oradan müşteri milyon kişiye. Ya, aynen bu şekilde geri geldim. Ne yaptık? Singapur'da fair price evet. niye 1 milyon kullanıcıya ulaştık 10, 24 ayda olmadan evvel? tamamıyla bu sebeple. Tabii. Sadece müşteriyi almak da değil yani konu customer acquisition yapmaktan da geçmiyor. Müşteriyi içeriye aldıktan sonra da işleyebilmekten evet, geçiyor. Doğru. Yani derinleşebilmekten hı. geçiyor. Müşteriye bir sebep verebilmekten geçiyor. Müşteriyi en güzel kartı... Ayağını ve değil mi? Aynen. Versen de bir şey değişmez. Yani doğru. ya ben 100, Türkiye için söylüyorum yani %56 faiz ödüyorum. Hı hı. Ondan sonra kredi kartım burada bu kadar taksit yapıyor. Şurada hı hı. nasıl fark yaratacaksın? Fark yaratabilmen için doğru. işte olduğu yer farklı şekilde o servislerin içerisine gömülmekten geçiyor. Ve kendini bir kanal değil, bir bankacılık değil, evet, bir app değil, bir servis haline dönüştürebilmen evet. gerekiyor ve product değil, service led bir yapıya dönüşmen evet. gerekiyor. Ve bunu da gömülü, yani senin kanalın neyse, ortağın kimse, onun içerisinde bu şekilde dağıtabildiğin zaman işte o zaman Türkiye'deki, Türkiye gibi pazarlardaki dijital bankalar çok başarılı olacak. Diğerleri başarılı olmaz demiyorum. Burada yanlış olmaz tabii ki. Herkes bir yani. iş bulabilir. Ama önemli evet. olan bir sıkıntıyı görmek, değil mi? Aynı. Ve onu geleneksel bankacılık gidemediği bir yere dijitalin avantajı kullanarak götürebilmek. Yoksa sen aynı bankacılık hizmetini ben dijital olarak yapacağım dersen zaten yapıyorlar. Yani yanlış olmasın. Yani burada Tabii ki de Türkiye'de bu işe başlayan ve başlamak üzere olan bir sürü dijital banka var. Ben hepsinin şansı olabileceğini Hı -hı. düşünüyorum. Ama bu gömülü bir yapıda olmayacaksa Hı -hı. eğer senin de söylediğin gibi doğru vertical'ı, doğru dikeyi yakalayıp orada çok büyük fark yaratmak gerekiyor. Yazık. Bu çok büyük fark da yani ben herkese söylüyorum ya bizim bu kadar paramız var. Ondan sonra başta bir bir sene ya business modelleri de gördüğümde ilk 18 ay bu kadar para yakarız. Olmaz. Olmaz. Olmaz yani yakmayın boşuna. Ben size şu örneği de vereyim. Biraz ama burada şey de yani o Atom Bank'ın en 26 falan da biraz kötü örnek oldu değil mi? Yani biz para yakarak bu işi yaparız gibi şimdi, bir Şimdi en ek... tabii devir, farklıydı. devir para farklıydı. Para çok boldu vesaire. Evet. Şimdi öyle değil. Yani paranın Bir de piyasalar farklı. E, çok olduğu ve dry olduğu zamanlar farklı olduğu için birazcık fark var. Hala ben para bululabileceğine inanıyorum. Hı -hı. Bu arada yani ...yatırımcı şapkamla da şey söyleyebilirim. Yani para yok değil. Para yok değil. Evet. Para çok. Ama eskisi kadar lüzumsuz böyle her yerden para akmıyor. Mühim olan hani doğru modeli... Evet. ...düzgün bir şekilde, düzgün kurucularla anlatabilmek. Ondan sonra ben paranın hala çok olduğuna inanıyorum. Moxbank'ı açtığımda 8 tane lisans dağıtıldı. Ondan sonra... Kaçı hayatta? 6'sı hayatta. 3'ü bence işlevsel. 3'ü hayatta kalmaya çalışıyor. Ama bu arada bence 8'de 3'te... ...yani bunların çok riskli işler olduğunu... ...yeni iş modelleri olduğunu düşünürsek... ...hiç fena değil Ama ama bu altın içerisinde WeChat ve Alibaba da var. Ha. Şimdi bakın bu bu demin ki para yakma konusuna geleceğim. Sizce Ali grubunun veya e, WeChat'in parasını yok. Ya Hong Kong gibi pazar için yok ve toplam 8 milyon evet, kişi evet. var değil mi? Yani 7.4 vardı. Biraz daha düştü şimdi. şimdi. Çin modelinde, Çin'deki modelde atak, atak stratejisi yak 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 Yap, yak, yak, yak ve cannibalize et evet. ve öldür. Ve ondan sonra oraya sahip ol. Aynen öyle. Evet. Bizim pazara da böyle geldiler. Peki ne oldu? İşte evet. servisle evet. farklılaştık. Product'la değil, pricing'le değil. Evet. Product ve pricing de bir yere kadar gidebilir. Pricing taktiktir, strateji değildir. Doğru. Bunu düzgün uyguladığın zaman fark artırsın. Bugün Mox, ZD Zaw Bank ve bir bankada. Bundan sonra bence Hong Kong'da iyi yapıyor. Ali ve WeChat şu anda o kadar başarılı değil. Ve Ali'nin ve WeChat'in Hong Kong'daki farklı noktalardaki dominansını düşünmen rağmen Yani biliyorsunuz herkesin yani. elinde WeChat var değil mi? Herkesde WeChat var, herkesde Alibaba'nın farklı platformlarını kullanıyor elektronik ticaret için. Ya Bütün tüketicilerin her şeyini biliyor aslında. Evet, aynen. Evet. Hem, Ama hem, hem dağıtım kanalı olarak evet. olmuyor. Çünkü sadece pricingde girileceklerini evet. düşündüler. Bu da bence çok kıymetli bir şeydir. Türkiye'de bence dijital bankacılık anlamında fırsat var. Ama dediğim gibi doğru dikey veya doğru operating modeliyle, gömülü Bilman bir modeliyle. Bu da onun... deneye yanılı ve biraz da tabii ince düşünerek. Ve teknoloji ve finans kabiliyetlerini bir araya getirerek Olsa olacak. Olsa bir de şeyden de konuşmakta fayda var. Türkiye... Bizim doğduğumuz büyüdüğümüz yer. Ondan sonra ben yani Türkiye'nin ekonomisinin 2026 yılında çok daha pozitif bakıyorum. Hı -hı. Yani önümüzdeki Hı -hı. iki sene içerisinde çok ciddi anlamda İlhal. farklı noktalara gideceğine inanıyorum. Hani makro olarak da görünümün önümüzdeki 12 ay içerisinde daha pozitife döneceğine inanıyorum. Bu da tabii ki bu bankaların girişimden önüne açacak. Önünü açacak. Yani şöyle bakmak lazım. 2024 ve 25 belki de yatırım yılı. Hmm. Ee, ki sonuçların sonra işler 2026-2027'de daha farklı bakılabileceğine inanıyorum. Yani Türkiye'nin ilgili ne kadar farklı noktalarda negatifiteleri görsek de ki yani çok bazı var. Ama bu önümüzdeki ikili bence bir yatırım yılı sonrasında onları ektiklerini biteceğin yıl olarak görülebilir. Bu noktada da herkes şunu söylüyor. Bütün bankalar dünyanın her yerinde şunu söylüyor ama yapmıyorlar. SMİ'ler ekonominin bel kemiğidir. Evet. Ama kimse SME bankacılığına gerçek anlamda veya şirketlere gerçek desteği vermiyor. Şirketlere gerçek destek vermek de sadece krediden geçmez. Kredinin Hı. ötesinde bunun etrafında bürünülecek servislerden geçer. Hı. Ve maalesef bu olmuyor. bunun çok O servisleri verirsen kredi de verebilirsin bu arada. Aynen öyle. Ve ben burada çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de SME bankasının... Mesela olmadığına ve bunun da çok büyük bir boşluk olduğuna inanıyorum. Doğru. Doğru. Her bütün bankalar Doğru. farklı segmentasyonlarda her şeyi beraber yapıyorlar. Doğru. Ama DBS Bankası yok. yok bir şirket bankası yok. Yok. O şirket bankasının belki ileride farklı ortaklarla farklı daha operasyonel modellerle fark yaratabileceğine inanıyorum. Bunu da ben potansiyel olarak gördüğüm yerlerden biri. Bu da bizi dinleyen girişimciler varsa akılların bir köşesi de olsun. Aynen. Yeterince sır verdik dijital bankacılıkla ilgili. Hı -hı. Biraz şimdi Hong Kong'dan Abu Dhabi'ye gidelim. Memnuniyetle. Tabii sen Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındığı zaman orada Covid bitmiş o millet çok da, çok e, Hong Kong kırılırken e, orada bambaşka bir dünya vardı. Şimdi ben de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bazen böyle işte yazılarımda, podcastlerde filan da ele alıyorum. Çok ilginç bir yer. Yani bizim gündemimize 20 yıldır girdi ama son 10 yıldır daha böyle sıcak Aynen. konuşuluyor. Bizim bölgemizde yeni bir hap Ve yani bir 10-15 yıl önce biz İstanbul'un böyle olacağını düşünüyorduk. Olamadı. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Bunun bir sürü nedeni var bence. Bir tanesi bence bir yapısal bir neden. Yani İstanbul'da çok Türk var. Bu da kaçınılmaz bir şey. Normal. Biz hiçbir zaman burada çok fazla yabancı olamayacak ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidince nüfusun %90'ı yabancı. Dolayısıyla orası daha global bir yer. Doğru. E, Asya'da böyle işte Hong Hong Kong gibi Singapur gibi başka böyle özel şehirlere çok ihtiyaç var. Çünkü Asya'daki diğer büyük ülkeler yani Hindistan, Çin onun içine girdiği zaman yabancı olarak yaşama zor olduğu yerler. Dolayısıyla böyle şehirlerde daha rahat yabancılar yaşayabiliyor. İnsan kaynağı daha rahat kümelenebiliyor ve senin dediğin gibi o finans merkezini kurmak için de işte e, finansal capital ve insan sermayesi gerekiyor. Bu ikisi bir araya geliyor. Şimdi biraz Birleşik Arap Emirlikleri de böyle olma yolunda. Daha tabii Hong Kong ya da Singapur değil ama e, marketingin de iyi yapıyorlar. E, bu yolda ilerliyor. İşte orada yaptığın işte aslında finansı geleceğiyle, paranın geleceğiyle ilgili. Yani biraz daha böyle işte dijital asetler üzerine yeni şirketler kurmak, onlara yatırım yapmak ve onları elinden tutup geleneksel finansal sistemle de birleştirerek yere getirmek üzerine. Nasıl görüyorsun? Hem bana şeyi anlat istersen. Yani körfezi anlat. Oradaki fırsatları veya fırsatların önündeki engelleri. Hem de buradan bu paranın geleceğine nasıl gidiyor? O ülkeler de nasıl konumlandırıyor? Senin çok güzel özetlediğin gibi... Aslında çok net olarak şunu görüyoruz dünyada şehir ülkelerinin yükselişine. Evet. Küçük, yani, küçük ülkeler değil mi? Evet. Ya yani çok da büyük bir avantajları var. Şimdi eri oturup doğru konuşalım. Yani Türkiye gibi bir ölçekte olduğu zaman tabii derdinde bitmiyor. Bir sürü farklılık var. Kesinlikle. Bir sürü sorun var. Kesinlikle. Ee, şehir tabii çok daha yönetmesi daha kolay bir şey. Tabii. Şimdi bu şehir ülkelerinin governance anlamında ve legislation anlamında çok hızlı ve farklı yönlerde evet. istedikleri yönlerde hareket edebilme e, serbestisi gidiyor. Bu, bu 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 çok önemli bir şey. Yani Singapur, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi. Evet. Riyad'ı bir tarafa ayırıyorum ama Riyad'da Riyad, da aslında büyük bir ülke. Riyad bir, Orası biraz daha farklı. Büyük bir parçası evet. ama Riyad'da da benzer bir şey görebiliriz. Hani burada bu anlamda büyüme görüyoruz. Neden? Çünkü bu kadar hani hızlı hareket edebilen şehir ülkeleri çok normal olarak da yatırımcının ve capital'ın çekim cazibe evet. merkezi haline getiriyor ve cazibe merkezi haline gelmesinin de yani çok önemli sebepleri var. İşte ben gidip Dubai'de veya Abu Dhabi'de yaşayabiliyorum bir Türk olarak. İngilizce konuşuyorum. Evet. Kimseyle herhangi bir dil problemi yaşamıyorum. Hong Kong biraz daha değişikti ama İngilizce de İngilizce. Yol Ondan Yol sonra, oluyor, sonra çok Singapur rahat. öyle. Ama Türkiye'ye geldiğimizde maalesef hani bu önemli bir bariyer. Tabii. Yani biz ben toplantıda İngilizce konuşmayı genelde ya konuşmasak Türkçe konuşsak daha iyi değil mi dediğimiz bir Tabii kültürümüz ki. var. Maalesef Tabii bu böyle ki. Ama oluyor. Brezilya'ya da gitsen böyle, Meksika'ya da gitsen böyle. Orada da evet. Portekizce, İspanyolca konuşuyorlar. Aynen. Çünkü bunu yapan çok insan olunca insan kendini tutamıyor yani. Aynen. Ama hani bunu bunun mesela bir ortası çok net olmalı. Yani her zaman söylüyorum yani human capitalı çektiğin noktada. Human Capital'ı çekerken de bu legislation'larla beraber evet. çektiğin noktada işte o zaman bir şeyin merkezi olma noktasına çok daha hızlı gidebilirsin. Çünkü Doğru. seni bir şeyin merkezi yapacak şey aslında insan. Doğru. Yani çok net yani bunu tartışmasız yani. Hani ben Dubai'de veya Abu Dhabi'de olduğum zaman veya konuştuğum zaman inan ben orada olduğum için 10 kişi daha geliyor. Ona evet. 10 kişi daha Doğru. geliyor, 10 kişi daha Doğru. geliyor falan. Böyle bir etki var. Böyle Kesinlikle. bir network etkisi var. Herkes "Aa" diyor. Ben Deniz gitti, ben niye yani. gitmeyeyim? O da benim elimden tutar. Ya da o gidebildiyse ben de giderim. Yani bunu, düşücesiyle bu, 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 gidiyor. Bunun gibi bir sürü şey oluyor. Şimdi ben Abu Dhabi base olduğum için hani onun oradan başlayayım. Şimdi Dubai ile Abu Dhabi arasında biraz fark var. Onu da şekillendirmek evet. lazım. Buralar bizim offshore dediğimiz. Aslında Center, Merkez Bankası'nın olduğu. ama Aynı zamanda offshore regülatörlerinin de evet. olduğu bir pazar. Yani farklı pazarlar. Dubai'nin kendi offshore regülatörü var. Abu Dhabi'nin kendi offshore regülatörü var ki ADGM, Abu Dhabi Global Markets bu konuda acayip İyi. önde giden evet. ve çok açık ve inanılmaz hani hem network'ünü iyi yapan hem aynı zamanda çok ciddi anlamda talent çeken bir. Yer. Evet. Şimdi Abu Dhabi önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 3-4 yıllık hedefe gerçekten bölgenin finansal merkezi olmak. Hmm. Yani Dubai'nin de önüne hmm. Dubai'nin hatta şu anda önüne geçmiş Bu arada durumda. Bu onların arasında tabii böyle bir, tatlı bir şey rekabet. tatlı bir rekabet var. Tatlı bir rekabet evet. var. O da güzel. Yani ben Abu Dhabi'de yaşadığım için mesela "Aa sen Abu Dhabi'lisin, Dubai'lisin" falan böyle şeyleri oluyor ki hani aynı tabii. aynı, aynı yer, yani arada bir saat farkı olması Yani federal rağmen. sistemin o ülkeye getirdiği bir ilginç bir şey de var. Bu da güzel Bu bir da şey. Güzel. Ama evet. bir konumlandırma olarak bakacak olursak Dubai önümüzdeki dönemde daha çok turizm merkezi olacak evet. ki oraya da olduğunu tabii, oldu biliyoruz. Zaten. Abu Dhabi'nin de daha çok finans merkezi olma yönünde ilerlediğini. Abu Dhabi'nin esas competition'ı Riyad. Hmm. Yani Suudi Arabistan. Evet. Nasıl bir pazar? Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyonluk bir pazar. E, Suudi Arabistan'a baktığında 40-50 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. Yani aslında bölgenin Türkiye'yi middle east'in içinde tutmak istemeyen bir insan olarak dışında evet. tutarak, eski İngiliz tabirlerini de dışında tutarak söylüyorum, bölgenin en büyük pazarı Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Yani nüfus olarak da çok fazla. Aynen. Suudi Arabistan'da kalabalık bir tek Mısır var zaten. E, Mısır, Mısır var. Mısır zaten herkesten kalabalık da. Mısır çok kalabalık bir pazar ama, ama Mısır... bir şey yok. Yani bana evet. yok. Yani derinliği o kadar olmayan bir pazar. Bir de pazarın... çok çeşitli koşullarından dolayı pazara hem girmek hem de hmm. operat edebilme. Yani zor. Çeşitli zorlukları zor. var. E, unutmayalım ki orası da enflasyonist bir ekonomi. Evet. Currency problemleri yaşıyor. O Doğru. anlamda hard currency. Hem, e, yani doları bulamıyorsun evet. gerçekten. öyle problem, Çok ciddi şey. problemler yaşıyor. O yüzden Türkiye ile karşılaştırılabilir bugünkü Türkiye ile karşılaştırılabilir bazı yerleri var. Doğru. Ama hala hani Türkiye ile karşılaştırılır zor bir pazar. O yüzden biz ben şöyle bakıyorum. Yani Suudi Arabistan bölgenin en önemli pazarı ve bunu olmaya da devam ediyor. Bence evet. attıkları adımlar çok önemli. Önemli. Abu Dhabi çok net ve bu hedefte çok iyi gidiyor. Abu Dhabi'nin stratejisi de aslında çeşitli sovereign fundlar üzerinden. Bu sovereign Hı. fundlar biliyorsun işte. Eylül yani kendi grubu. paralarını devletin parası yatırdıkları ama profesyonel yönetilen varlık fonları. Aynen öyle. Bu profesyonel yönetilen varlık fonları üzerinden aslında çok aslında topraktan çıkan değeri asete döndürmeye evet. çalışıyor. Ve bu topraktan çıkan değeri asete döndürme bence çok değerli bir strateji. Doğru. Ve bu asete döndürürken de hiçbir zaman şunu yapmıyor. Yani bu eski bizim 15-20 yıl önce konuştuğumuz şey gibi değil. Param var. Bunu alayım değil de bu da yeri asete döndürürken asetin etrafını demin konuştuğumuz insan kaynağıyla, evet. teknolojiyle dünyaya konnektivitesiyle bölgesel konnektivitesiyle bir sürü şeyle beraber bağlıyor. Yani ben bunu birlik bir varlığı burada bulayım kendi elimdeki network'ü başka bağlantıları bilgileri insan kaynağı bunu ilave edeyim bu 20 olsun 30 olsun. Aynen. Yani örnek vermek gerekirse işte bizim mesela sen de çok iyi tanıdığın Fuse diye bir şirketimiz evet. var. Fuse Digital Asset Payment Railway diye evet. geçiyor. Ne demek bu? Kısaca Aa, bir di anlatalım. Digital Assetler bizim normal dünyada kripto dediğimiz evet. ama bizim Digital Assetler yani dijital varlıkları Alıp satabildiğiniz ama aynı zamanda transfer için kullanılabilen ama tamamen B2B fokuslu yani B2C fokuslu olmayan, evet. B2B2C evet. veya B2B fokuslu evet. bir platform. Yani sen mesela bir bankanın veyahut bir başka web sitesinin e-ticaret sitesini dijital varlık altyapısını sağlıyorsun. Full onu sağlayabiliyorsun veya atıyorum yani bizim çok büyük bir otomobil markası şu anda aynı zamanda açıklayacağız. Hı -hı. Ona dünyaca ünlü bir lüks otomobil markası artık gerçekten otomobil satışlarında kripto dijital varlıkları kullandırtmaya amaçlıyor. Başlayacak bunu da bunu vasıtasıyla yapıyor. Bunu yap. sağlıyor veya atıyorum bir Birleşik Arap en büyük FX bu yabancı para evet. değişim platformu aynı zamanda kriptoyu da sağlayacak. Sağlayacak yani orada dolar, pound, euro evet. yanında... Bitcoin'de olacak o da Fuse'da. Evet, yani çok yüksekli olacak. Mı? bu tam az önce söylediğimiz aslında senin dijital de söyledi değil mi? Yani bir embedded bir şekilde gömülü bir şekilde Aynen. bir takım işleri içine girerek Aynen. orada bir yeni bir finansal servis yarat. Aynen. Aynen. Yani bunu yaparak da bundan sonra fark yaratmaya çalışıyoruz. Ama mesela tekrardan şeye dönelim. Biz Abu Dhabi'de kurduk bunu. Abu Dhabi'deki fonumuzun altında ADQ'nun desteklediği evet, bir fon. ADQ'nun 96 tane şirketi var. Yani bu işte Etihad Rails'den tut, ondan sonra Etihad Airways, Abu Dhabi Commercial Ports, bir sürü şirketi var. Böyle bir şirket kurduğunuzda aslında Fuse gidip bütün bu şirketlerle farklı açılardan farklı İş problemleri çözerek çalışabiliyor. Bir aslında laboratuvar gibi orası. Aynen ama laboratuvar büyük bir laboratuvar. Evet. Yani biz ne, ne deriz her zaman? Bir startup'ın başarılı olabilmesi için elinden tutup bir POC yaptıracak bir müşteriye ihtiyacı evet. var. Sende 96 tane var. 96 tane büyük var. Evet. Şimdi bunları yaptığın zaman aslında bir anda boost ediyorsun. Doğru. Ve bu boost sayesinde de bir anda, yani atıyorum yani Fuse bir anda seri A'ya gidebilecek kadar evet. büyüyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Büyüm olan bunları yapabilmek. Zaten hani biz hep şeyi söylüyoruz ya. United Arab Emirates'te yapmaya çalıştığımız hikaye de bu. Bizim sahip olduğumuz varlıkları, o değerleri farklı bir varlıklara çevirip bunların yani, çarpanlarını arttırabilmek miyim ona? Belki özetleyebiliriz. Orası bir platform. Bir ülke olduğu gibi aynı zamanda bir platform. Kesinlikle. Elinde bazı şeyler var. Ne bu bir hava alanı var. Ne bu topraktan petrol çıkıyor. Ne bu işte lojistik altyapısı dünyada konumun nedeniyle Çin'den gelen, Avrupa'ya giden şeyler da karşılığında olduğu için. Hı -hı. Bunlar var. Şimdi bunun altına bir finansal altyapı. Ay. kuruyor. Ne yaparak kuruyor bunu? O elindeki diğer varlıkları kullandırarak Kesinlikle. Yapıyor böylece o platform daha da yükseliyor. Çok ilginç bir strateji bence. Kesinlikle. Ve bunu da tabii ancak böyle kompakt küçük bir yerde yapabiliyorsun açıkçası. Evet. Ama buradan biz kendimize de mesela Türkiye anlamında bir ders çıkartabilir miyiz? Evet, Devlet çıkartabiliriz. Esasında bu tür şeylere fokus olabilirsek. Ya az önce güzel bir şey sistem. Ya yani offshore e, lokasyonlar var, regülasyonlar var. Bence Türkiye'de çok büyük eksikliği olan bir şey. Kesinlikle ben işte kıkır, Dubai'de yani. Dubai Uluslararası Finans Merkezi DAFC gittiğin zaman aşağıda şey var işte bir AVM'si var onun. Şimdi bizim İstanbul Finans Merkezi'de de yapıyorlar bir AVM. İşte orada terzi var, ayakkabı boyacısı var. Ee, bir de yanında mahkeme var. Tabii tabii her Şimdi şey çok ilginç bir şey bu Aa, bence. Yani. Orada mahkeme Aynen. olması. Giriyorsun Aynen. ve mahkeme kapısında şey yazıyor. "We deliver the justice fast" yazıyor. Ya bu çok önemli bir şey. AVM'nin içinde mahkeme giriyorsun, davayı çözüyorsun. Yanında da ayakkabını boyatıp gidiyorsun. Şimdi Kesinlikle. bizim İstanbul Finans Merkezi'nde Ataşehir'deki mahkemeye gitmek gerekiyor. Bu arada böyle bir fark var yani. İşte offshore a, lokasyonla a, a, şey arasında. Aslında temel şey şu. Ekosistemin evet. tüm parçacıklarını hızlı işleyebilecek hale getirecek bir yapı kurabilmek. Evet. Bu offshore olur, onshore neyse ama mühim olan sen bunların hepsini tek bir yerde toplayıp lokasyon olarak söylemiyorum sadece. Mental Sistem olarak, olarak mental, mental olarak, olarak evet. toplayabildiğin noktada biz aslında bizim insan kaynağımız hiçbir yerde yok. Yani bunu evet. çok net olarak söyleyebilirim. Bizim teknolojik bilgimiz kimsede yok. Bizim dijitale bakış açımız kimsede yok. Bizim bunu açıklıkla söylüyorum. Çünkü o kadar ülke dolaşıyorum, görüyorsun evet. işte. Yani fark yaratıyoruz yani. Bütün bunların hani bu bu sistemler içerisinde kurulabildiğinde inan bana çok büyük fark yaratacak ve bunu yapmak için de mesela ben de çok çeşitli yerlerde destek olmaya çalışıyorum. Bu benim için acayip kritik bir şey. Ben Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bu proses bir çıkış yolu bir gelişme yolunun olacağını düşünüyoruz. Şimdi biraz sona doğru yaklaşıyoruz. Sana şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bizi de dinleyen birçok genç dinleyicimiz var. biz de daha gençiz de bizden de gençler var. Biraz kariyerlerine ve hayatlarına yön çizmek istiyorlar. Bizim gençler biz de öyleydik doğru söylemek gerekirse hep yurt dışına gitmek deyince Avrupa'ya Amerika'ya değil mi? Yani bizim tanzimattan beri hep batıya bakıyoruz evet. sen daha ileri yaşta tabii yurt dışına çıktın ama doğuya gittin ve bence çok önemli fırsatlar var yani Hong Kong Singapur işte Abu Dhabi ve Asya'nın genelinde biraz yani Asya'da yaşamak nasıl o Asya havasını ben yaşamadım Asya'da ama seyahat ettiğim zaman çok seviyorum yani bir kere hava güzel sokaklar rahat değil mi yani böyle bir sosyalizasyon daha farklı batıdan fırsat belki daha fazla belki Türk olarak fırsat daha fazla Biraz bunları anlatabilir misin? Hong Kong benim ikinci evim gibi. Yani o yüzden de ben Hong Kong'u inanılmaz seviyorum. Biraz da bir bias olabilirim bu konuda. Ama hani şeyi de söylemekte büyük fayda var. Ben bugün 25-26 yaşında olsam Amerika'ya gitmezdim. Evet. Avrupa'ya hiç gitmezdim. Hiç gitmezdim. İngiltere ile ilgili de bir düşünürdüm. Evet benim için en kritik konuklardan bir tanesi pazarların önümüzdeki 5-6 yıl içerisindeki Hı. nasıl growth edecekleri. Çok Çünkü sen ne yaparsan yap yani atomu da parçalasan eğer senin içinde bulunduğun yer kötüye gidiyorsa sen de kötüye gidiyorsun, iyiye gidiyorsa sen de iyiye Kesinlikle. gidiyorsun. Kesinlikle ve bu pazarların aslında bir pazar yok yani aslında tek bir pazar değil ya. Kendi içlerindeki interoperabilitesi Hı. bu interoperability eğer o interoperability geçişkenliği yüksekse benim için o pazarlar çok daha büyük hale geliyor. Örnek olmak için. Eğer ben e, Hong Kong'da iş yaparken Vietnam'ın kapısını çalıp rahatlıkla market entry yapabiliyorsan nispeten hmm. tabii ki de bir sürü zorluğu var ama işte o zaman yani bölgesel ay olarak merkez olan yerlerde aynen. olmak. Aynen. Veya Vietnam'da iş yaparken Kamboçya'nın da kapısını çalabiliyorsan hmm. iş modelleriyle işte o zaman çok fark yaratabiliyor. Yani Hindistan daha zor bir pazar. Bu sadece girişimci olarak düşünmek lazım. Sen bir şirkette de çalışıyorsa o şirketin oralara Kesinlikle. gidebilmesi sen oranın bilmem ne ülke müdürü olursun. Kesinlikle. Satış müdürü olursun. Yani o kurumların oralara gidebilmesi Kesinlikle. önemli. Bir böyle bir şey görüyorum. O yüzden Asya çok kıymetli. Middle East'te şöyle söyleyebilirim yani capital rich bir yer önümüzdeki yıllarda devam edeceği için ha büyük projelerin yani parça, büyük projelerin parçası olmak için evet Middle East'te olmakta fayda var. Bir e de tabii şöyle düşünelim. Atıyorum ailene yakın olmak istiyorsundur. İşte Dubai 4 saat, Hong Kong 12 saat. Kesinlikle. Yani Türkiye based'a hani ben Avrupa'yı ve Amerika'yı bu kadar rahat harcamadan önce şunu söylememde büyük fayda var. Ben Avrupa'yı tek bir Avrupa olarak görmüyorum. Avrupa ile ilgili de 18-24 ay içerisinde comeback edecek ülkeler görüyorum. 18-24 ay içerisinde comeback edecek bu ülkeler Mesela? yani Almanya'nın birazcık Hı. daha geri geleceğine inanıyorum. İspanya'nın buradan birazcık daha sıyrılacağına inanıyorum. Hı. Kıta Avrupa'sının dışında da gelecek bu seneki sonundaki seçimlerden sonra da ülkelerin... bence policy maker bir bir başbakan gelirse, gelirse diyorsun, ki öyle <laughs> olacağını varsayıyorum. Öyle bir başbakanla beraber Avrupa ile İngiltere'nin evet. tekrardan Avrupa Birliği içerisinde değil ama Avrupa Birliği'nin dışarısında koridor bazlı işbirlikleriyle birlikleriyle büyüyeceğine inanıyorum. Ki bu koridorlardan söylediklerim de İspanya, İngiltere, evet. Almanya. Bu koridorların Avrupa'da farklı bir market kendi içerisinde sub market yaratacağına inanıyorum. Evet. O yüzden yolu var. Amerika ile ilgili birazcık pesimist bakıyorum. Amerika her zaman çok büyük pazardır. Her zaman şey Tabii yapar. Ki. Fakat orada da clustering çok fazla olmaya başladı. Doğru. Ve o clusteringlerin içerisinde de ne iş yapacağın, nasıl yapabileceğin, pazara giriş, entrance'lar çok zorlanıyor. Son olarak şimdi dünyanın dört bir tarafını söyledik. Yani benim gözüm mesela... Önümüzdeki dönemde Middle East, Kuzey Afrika hmm. e, ve Güney Avrupa arasında kurulacak ticari hmm. e, trade, Ortaklıklar. e, trade ortaklıklarında, Akdeniz. Ha, Akdeniz ortaklıklarında. Yani kimsenin ben Afrika'yı underestimate etmemesini öneririm ama... Acayip genç bir nüfus büyüyor vesaire çok... Ama Afrika'yı da şöyle almamak lazım, Her, kimle konuşsam işte Nijerya Kenya diye konuşuyor... Evet. Kesinlikle çok büyük pazarlar. Ama ben trade'in olduğu, ticaretin olduğu yere inanıyorum. Ve önümüzdeki dönemde Pakistan'la da middle east'in bir ucuna koyarak konuşmak istiyorum. Pakistan middle east... Afrika ve Güney Avrupa'nın bütünleşik bir koridor veya alan olacağına inanıyorum. Orada da e, biznesleri yaparken iyi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada gene körfez bir hap konumunda bir dominansı belki, evet, olacak Evet oluyor. Bence. Çok ilginç. Çünkü baktığın zaman yani işte Hong Kong, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri bu tarafa gidince böyle bir merkez göremiyorsun Londra'ya kadar. Yani o Akdeniz bölgesi de bir bakıma oraya doğru yakasayabilir körfeze e, doğru. Sanki orada bir yakasam evet. olacak. Orada evet. başka oyuncular da çıkabilir. Keşke yani Türkiye olarak da biz burada bir oyuncu olabilsek çünkü biz buraya south line diyoruz. Evet. Bu south line'ı birisinin sahiplenip biraz daha dominans yaratması gerekiyor. Bu sadece capital anlamında söylemiyorum. Business generation anlamında. Doğru. Burada büyük fırsat var. Burada yani. bizim için de büyük fırsat evet. var. Çünkü şimdi Akdeniz ülkelerine bakınca yani İtalya biliyorsun ortalama yaş 50 falan galiba. Fransa gene benzer. Yani bölgedeki gene en dinamik ülke biziz yani biliyorsun pazarlara bakarken bir consume eden pazar var bir de ondan sonra iş yaratan iş yaratan evet. pazar var Consume eden pazar olan dönüşen pazarların da bazen advantage yani farklı avantajları var yani bence İtalya Fransa konsüm eden pazarlar doğru benim için problem yok mesela ben ya, bu tür pazarları da görmek yani. istiyorum evet. Yani. Evet. yani mühim olan hani sen onunla neyi bağlıyorsun ona evet. bakmak lazım en çok istediğim şeylerden de aslında bu hep şeyi konuşuyoruz yani Turkey countries Mena menat hı hı. deriz ya işte bu turkish countries'inde de keşke hani daha konsolide daha Olabilsek. daha Değil hani mi? yani ya bence adımlar var ama yani o şey gerçek bağlantıyı henüz görebildiğimize veya potansiyeli o büyük potansiyeli patlatacak şeyi kuramadığımıza inanıyorum. Doğru doğru o birliği kuramadık yani o sinerjiyi yaratamadık. Bugün 25 yaşında olsan ne yapardın? Nereye giderdin? Bugün 25 yaşında olsam Büyük bir ihtimalle yine Hong Kong'a Hong Kong'a giderdim. Giderdim. Kong giderdim çünkü ben potansiyellerin hala çok iyi olduğunu inanıyorum. Ama Hong Kong'a giderken şu kafayla giderdim. Sadece Hong Kong için yapmayacağım. Region için yapacağım. Ondan evet. sonra derdim. ne iş yapıyorsam yapayım. İş Bu banka yap. olmak Tabii zorunda ilaç da değil. Tabii iş satabilirsin. Hiç önemli değil. Ben hala çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu evet, inanıyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederim Deniz. Müthiş keyifli oldu. İki bölümü bitirdik. Böyle bir panorama çizdik. Türkiye'den başladık, Hong Kong'a gittik, Körfeze geldik ve tekrar Akdeniz'de bitirdik. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Hem finansın geleceği, hem kendilerinin geleceği ve hem de jeopolitik gelecek açısından çok güzel Piyolar e, verdik. Çok Sağ teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bir global işlerin daha sonuna geldik. Şimdi bu bahar aylarında biraz işi sıkı tutacağız ve çok güzel konuklarla önümüzdeki birkaç haftada karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler.